Değerli izleyicilerimiz, İstek Kuşadası TV'den herkese iyi akşamlar. Ben Yılmaz Yurdakul ve bu akşamki konuğumuz Sayın Doktor Olcay Karaca. Olcay Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi akşamlar. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi gidiyordur umarım. Evde kalma süreçleri. Yani herkesin olduğu kadar, kısmen. Yani korona sürecinde ne kadar iyi gidebilecekse o kadar iyi gidiyor. Hepimiz bir miktar mağduruz. Hepimiz bir miktar sıkıntılı durumdayız. Evet. Ama mutlu olmaya çalışıyoruz. Tabii elimizden geldiğince biz de evde kaldığımız bu zamanları nasıl verimi değerlendiririz diye düşünürken bu yayın sürecine başladık. Bizim açımızdan çok keyifli. Umarım sizinle de çok keyifli bir 40-45 dakika geçiririz Olcay Bey. Ben de öyle umarım. Bizim sizinle yayın planlamasını yaptıktan sonra öğretmen arkadaşlarımızdan ve bazı izleyicilerimizden çeşitli sorular geldi. Tabii bu soruların hepsine başlamadan, bu soru cevap kısmına geçmeden önce Olcay Karaca kimdir? Kısaca onu bize aktarabilir misiniz? Öncelikle tıp doktoruyum. Ege Üniversitesi mezunuyum ve nöroloji uzmanıyım. Yaklaşık 21 sene aktif hekimlik yaptıktan sonra ki en son görev yerim Alsancak Devlet Hastanesi'ydi. Orada en son 11-12 yıl çalıştım ve biraz böyle nörobilimle ilgili çalışmaya karar verdim. Çünkü klinik yükü bizim nörolojinin oldukça ağır. Evet. Ve benim hani belki de çocukluğumdan beri isteğim biraz öğrenme üzerine çalışmaktı, buraları kurcalamaktı. Çünkü çok keyif aldığım alanlar bunlar. Kendime böyle bir şans verdim. Bundan yaklaşık 6 sene kadar önce. İyi ki de yapmışsınız böyle bir şey. Öğrenmeyle ilgili çalışıyorum. Bu dönemde bir iki kurumum oldu ama şu an sadece teorik olarak işte kitap yazıyoruz, eğitimler yapıyoruz, araştırmalar yapıyoruz. Bunların sonuçlarını öğretmenlerimizle, eğitimcilerimizle paylaşıyoruz. Tabii ki ben burada rolümü çok iyi baştan şey yapmak isterim. Ben bir nörobilimciyim. Burada bir eğitimci değilim, bir öğretmen değilim. O çok ayrı bir uzmanlık, çok ayrı bir mesleki donanım. Benim tarafımdan oraya doğru paslar atmaya çalışıyorum. Çok da başarılı olduğunuzu bu konuda bir öğretmen olarak kesinlikle söylemek ve bu konuda altını çizmek istiyorum. Her konunun nörolojiye bağlandığı sonucuna varıyoruz zamanla. Sanırım sizin de böyle bir öngörünüz, böyle bir tespitiniz sonucunda nöroloji alanında çok daha yoğunlaşmaya karar verdiğinizi söyleyebiliriz sanırım. Bütün vücudumuzun temelinde, bütün sistemlerin, bütün organizmanın tepesinde beyin konusu var ve bu beynimiz her şeyin patronu olduğu için ve biz de öğretmen olarak burada bulunduğumuz için tabii ki öğrenme konusundan başlamak gerektiğini düşünüyorum. Bunca zamandır her yerde internette öğrenmek nedir sorusunun çok harika basit cevapları var. İşte istendik davranış değişikliğidir. Bireyin kendi isteğiyle, yaşantısıyla. Ancak öğrenme olayını nörolojik olarak inceleyecek olursak, öğrenme dediğim, yani ben bir şeyi öğrendiğim zaman benim beynimde, vücudumda ya da sinir sisteminde nasıl değişiklikler oluyor acaba? Şimdi öğrenme deyince aslında tabii ki doğal olarak sizin bu güzel tanımınızın bir tarafa koyacak olursak aklımıza hep şey gelir, okul gelir, sınav gelir, öğretmen gelir, değil mi? Notlar gelir, evet. Testler gelir. Yani öğrenme deyince hep bizim maalesef akademik kaygı var. Bu birazcık şeyle ilgili sanırım. Ülkemizin eğitim sistemiyle ilgili hani sizin eğitim verdiğiniz okullar gibi okullar ne kadar gayret etseler de çizgiyi biraz daha aşağı ama bir ülkenin standardı var, ortak sınavlar var ve bu öğrenme algısından biz notları ve sınavları, dersleri, öğretmenleri, testleri çok ayırt edemiyoruz. Böyle olunca da yani sınav giren bir şeyin içinde bir performans kaygısı doğal evet. olarak arkasından gelecektir. Performans kaygısı gelince de bir gerginlik ortaya çıkacaktır. Maalesef bizde öğrenmek çok keyifli değil. Ama size şunu söyleyebilirim ki hayatta en çok keyif aldığım şey öğrenmek. Çünkü özgürüm. Yani bunun böyle ortamlar sağlandığında bütün çocuklar için bunun çok keyifli olacağını düşünüyorum. Şimdi biraz da oradan beyin temelli öğrenmeye geçelim. Evet. Beyin temelli öğrenmenin
en temel bence bilinmesi gereken veya altı çizilmesi gereken maddesi beynin hedonist olduğudur. Yani beyin has peşinde koşar. Evet. Bu çok doğal. Yani böyle olmasa bu kadar diyetisyenimiz olmaz mesela. Çünkü biz hep tatlı şeyler yemek peşinde koşarız. Hep böyle bir kan biyokimyamızı düzeltmeye çalışırız sonra. Böyle sağlıkçılardan falan yardım alırız. Ama beynimiz has peşinde koşar. Yani en lezzetli, en tatlı şeylerin peşinde koşar. Onun için öncelikle eğitim ortamlarının, öğrenme ortamlarının keyif verici ortamlar olması lazım. Bunu çok önemsiyorum ben. Burada tabii en önemli şey okullar. Hani okullarımıza ülke olarak, yani şimdi ben sizin okulunuza geldim, gezdim. Orada bir eğitim verdik. Öğretmenlerimize bir çalışmamız oldu. Çok keyifliydi. Kesinlikle. Ama yani böyle belli özel okullara da gidiyoruz ama buraya giden çocuklar çok şanslı bir azınlık. Maalesef. Böyle fiziksel olarak keyifli ortamları, hani çocukların keyif alabileceği ortamları sunan okullar Türkiye'de çok çok az. Ben Atatürk'ün bu harp okullarında mecbur okutulmasını tavsiye ettiği Beyaz Zambaklar ülkesinde oradan aklımda kalan cümlelerden bir tanesi şudur, o Gregor Petkov'un kitabından. Okullarımız geniş tavanlı olmalı, sınıflar çok geniş olmalı, pencereleri büyük olmalı, aydınlık, ferah sınıflar olmalı. Finlandiya'nın eğitim, evet, modelinin kuruluşundaki ilk cümlelerden biridir. Onun için öğrenmeyi biraz şey yapmak lazım, tanıma geleyim. Ben önemsediğim yerde biraz fazla takılıyorum. Tanıma, öğrenme aslında bir adaptasyon süreci. Öğrenmede iki tane objektif şey var. Bir tarafta bilgi var, çevreden gelen uyaranlar, yani çevremiz, öbür tarafta da davranış var. Şimdi bu uyaranları, bilgileri net gözümüzle görebiliriz. Bunların sonucunda ortaya koyduğumuz davranışları da net gözümüzle görebiliriz. Ama bu ikisinin arasında gözümüzle göremediğimiz bir süreç var. İşte bu uyaranları ve bilgileri içselleştirip davranışımıza dönüştürmek. Ne demek istiyorum? Pisagor bağıntısını öğrenip üçgen sorusunu çözebilmek. Yani burada soru var, bağıntı var, formül var. Doğumla başlar öğrenme. Yani biz doğduğumuz anda birçok şey bilmeyiz. Bu şeydir, insanoğlu, Burak Hocam, o kadar ilginç ki bizim frontal korteksimizi, beynimizin ön bölümünü kullanmamız bir konfordur ama yaşamda sahip olması gereken bilgi yükümlülüğü en üst düzeyde olan canlı insandır. Yani bilmemiz gereken çok 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 fazla şeyler var. İnsanoğlu bunun üstesinden öğrenmeyle, öğrenmenin mucizesiyle çıkar. Çünkü biz anne karnından doğduktan sonra çok az şey biliriz. Yani bu mesela atıyorum bir kartal yavrusunu belki böyle birkaç haftada hayata adapte edebilir. Uçmayı öğretir, avlanmayı öğretir falan ama insan için bu süreç yılları alır. Doğumla başlar, ölünceye kadar sürer. Öğrenme bizim çevreye adapte olma. Yani okuldaysak okuldakileri öğreneceğiz. Sosyal ortamdayken sosyal ilişkileri öğreneceğiz. Doğadayken doğaya. Yani etrafımızda gördüğümüz şeyleri içselleştireceğiz. Ona uygun davranışlar. Öğrenmek kabaca böyle. Çok güzel açıkladınız. Ancak siz açıkladıkça yeni sorular da geliyor. Doğal olarak şunu sormak istiyorum. Her şeyi öğrenmiyoruz. Bizim şöyle dediniz, beyin hedonisttir diye çok güzel tarif ettiniz. Sanırım ihtiyaç duyduğumuz ve istediğimiz şeyleri öğreniyoruz. Bu durumda da okulda bulunan süreçleri birazcık yapılandırmamız gerekecek galiba. Acaba ihtiyaç duyulanla, ihtiyaç duyulan verinin ya da bilginin öğrenilmesiyle keyif alınan, öğrenilmek istenen bilginin öğrenilmesi arasında bir kıyas yapacak olursak, ikisinin kolay öğrenilmesi adına nasıl bir sonuca varabiliriz? Hangisinin daha kolay ya da daha verimli öğrenildiğini söyleyebiliriz? Böyle bir ayrım yapmak mümkün mü? Evet, şimdi bakın bizim birçok bellek mekanizmamız var. Bellek hakkında birçok sınıflandırma yapılmış Burak Hocam. Şöyle ki bellek aslında şey, çevrede gördüğümüz şeyleri zihnimizde sabitlememiz, bunu zihnimize kaydetmemiz. Öğrenmenin temelinde de bu vardır aslında. Size gösterilen şeyi siz alırsınız, belleğinize kaydedersiniz. Yani orada yerleşir, gerektiğinde de kullanırsınız ama oradaki temel şey eylem, yani bitirilen eylem belleğe kayıttır. Şimdi bellek deyince birçok belleğe kayıt modeli var ama iki tanesini söyleyeceğim. Bir tanesi sistemik öğrenme. Sizin örneğinizle bağlaştırmak istiyorum şimdi. Size verilen bir şey öğrenmeniz. Yani ben çoğu zaman eğitimlerinde şunu sorarım. Yakın zamanda bir metin okuyan falan var mı derim. Mutlaka karşıdaki grup, öğrenci grubu da olsa, öğretmen grubu da olsa evet diye bir cevap gelir salondan birkaç tane ve derim ki ne konusu hakkında, konu neydi, ne hakkında okudunuz?
Mesela iklimler der katılımcılardan birisi. İklimlerle ilgili son okuduğunuz makaleden ya da yazıdan, kitaptan bana birkaç cümle söyleyebilir misiniz derim. Mesela oradaki sayı 7'yi 8'i geçmez. Bu çok şeydir. Çünkü sistemik öğrenme vardır. Kitaptan okunmuştur. Sonra soruyu şöyle çeviririm. Yakın zamanda önemli bir yemeğe giden var mı derim. Yani bu sevdiğiniz bir insanla olabilir. Kayınvalidenize gitmiş olabilirsiniz. İş yemeği olmuş olabilir. Her şey olabilir. Evet, şimdi yemekle ilgili birkaç cümle söyleyin derim. Yemekle ilgili istediğim şeylerin, cümlelerin sonu gelmez. Yani masadaki tabağın deseni, kaç tane çatal olduğu, yemekteki şeyler, tatlılar, işte ne bileyim baharatlar, soslar, yemeğin geliş sunumu, garson, birçok şeyden bahsedilebilir. Buradaki fark şudur, aslında ikisi de bir gün ya da birkaç gün önce yapılan bir şeyin beyne kaydedilmesidir. Biri sistemik öğrenmedir, onu bir metinden alır öğrenirsiniz ama diğerinde yaşayarak öğrenirsiniz. O biraz daha görerek, yaşayarak, şimdi çok moda hani yaparak öğrenme evet. diye. Ama işte bakın, bu beyin temelli öğrenmenin 12 maddesinden bir tanesidir. Siz belleğinizi yaparak eğer aktif hale getirirseniz ve tabii ki bunu okullarımız çok kullanıyor. Yani sizlerin de bunu çok kullandığınızı biliyorum. Bunu çok kullanıyoruz. Birçok atölyelerimiz var okullarımızda artık. Birçok grup çalışmaları var, kulüp çalışmaları var. Matematik, hani çok sıkıcı olan matematikte bile yaparak öğrenmenin birçok şeyi var. Ama en azından da görerek öğrenmek lazım. Yani bu konuda yine bazı okullardaki, özel okullardaki çocuklar çok şey. En azından filmini izlemek lazım. Yani bir uçağın uçmasını çalışırken belki yapabileceğimiz deneysel şeyler çok fazla değil. Evet, ufak uçak modelleri yapalım ama onun bir görselini izleyebiliriz. Onun için öğrenmek, her zaman sistemik öğrenmek mümkündür ama çok net altını çiziyorum. 8-10 cümleyi geçemezsiniz. Ortalama 7-8'dir. Ama bir şeyi yaptığınız zaman saymak sabaha kadar sürebilir. O cümlelerin sonu gelmez. En ufak detaya kadar hatırlarsınız. Kesinlikle. Peki şu içinde bulunduğumuz duruma bağlamak istiyorum konuştuğumuz konuyu. Uzaktan eğitim sürecindeyiz uzunca bir süredir ve öğrenme süreçleri devam ediyor. Bu süreçler evet. acaba nasıl etkilendi ya da bu süreçler nasıl etkilenmeli? Bunu sormak istiyorum. Yani çok kısa böyle aklıma gelen ilk kelimeyi söyleyeceğim. Darma duman oldu. Yani şimdi neden oldu? Belki çok iyi refleksler gösterebiliriz. Bakın, bu program da aslında böyle bir refleks. Yani biz burada olmayan çocuklarımızla, ailelerimizle nasıl bir iletişim kurabiliriz? Benim burada olmam da öyle. Yani ben de şimdi orada bu sizin televizyon kanalınız sayesinde, bu kanalın sayesinde birçok veliyle veya öğretmen arkadaşımla buluşma şansı buluyorum. Ama şöyle bir şey var, hiçbirini göremiyorum. Yani bu çok keyifsiz bir durum. Şimdi küçük bir bağlantı sorunu yaşıyoruz sevgili izleyenler. Düzeldi. Olcay Bey. Bir bağlantı sıkıntısı yaşıyoruz değerli izleyenler. Muhtemelen birkaç saniye içerisinde çözülecektir. Burak Bey şu an ilgileniyor. Olcay Karaca, nöroloji, özellikle nöroloji alanında ciddi çalışmalar yapan doktorumuz, şu an canlı yayın konuğumuz. Kendisiyle öğrenme alanında, öğrenmenin nörolojik yapısı hakkında olan sohbetimize başladık. Bağlantı sorunu çözüldükten sonra da Sayın Olcay Bey ile uzaktan eğitim sürecinde öğrenme ortamlarının nasıl etkilenmesi gerektiğini veya nasıl etkileneceğini konuşacağız. Şimdi kısa bir aramız var. Teknik aksaklığımızı çözdükten sonra yayınımıza kaldığı yerden devam edeceğiz. Thank you.
Değerli izleyicilerimiz, teknik ufak bir aksaklık yaşadık. Çok özür diliyoruz sevgili izleyicilerimizden. Aksaklık giderildi ve Olcay Karaca'yla eğitim üzerine yaptığımız sohbetimize, özellikle öğrenme üzerine yaptığımız sohbetimize devam ediyoruz ve kendisine uzaktan eğitim sürecinde öğrenme durumu nasıl etkilendi ya da etkilenmeli diye sormuştuk. Tekrar yönelteyim kendisine. Yani ben de demiştim ki olumsuz etkilendi. Tekrar evet. Söyleyeyim. Bir kere alışkın değildik. Yani hazırlıksız evet. Yakalandık. Ama şunu gördüm ki bir şekilde çok çabuk adapte olduk. Yani bir kere Milli Eğitim Merkezi olarak Milli Eğitim bir takım bir destek vermeye çalıştı. Kendi görüşümü paylaşacağım. Çok efektif olduğunu söyleyemem ama birçok okul kendi altyapısını kullandı. Evet. Yani online derslere tabii birçok özel okul diyeyim. Yani devlet okulları belli merkezi yaptılar ama kendi kızımdan şunu gördüm bir gün bana dedi. Baba haftada 2 gün okula gitsek yeterli olabilir dedi. Yani haftada 2 gün gidelim arkadaşlarımızı görelim işte uygulamalı şeyler neyse orada olmamızı gerektiren. Bu beni korkutuyor. Şöyle ki korkutuyor. Şimdi yazı ilk bulunduğunda Sokrat buna karşı çıkmış. Demiş ki yani dille aktarabileceğimiz şeyleri yazmaya kalkarsak bir kayıp olur, bir erozyon olur demiş. Yani biz hepsini anlatamayız yazarak. Onun için yazıyı reddetmiş. Benim herhalde kaygım öyle bir şey. Yani ben her zaman iletişimin yüz yüze olmasını çok istiyorum. Tabii bir de şöyle bir şey var. Öğretmenin sınıftaki dinamiği çok ayrı bir şey. Yani kesinlikle. Öğretmen sınıfta bedeniyle var. Yani cismiyle var. Ve öğretmen sınıfta duygusuyla var. Yani bazen denir ya hani seçimlerden önce şapkasını koysan kazanır diye. Şimdi öğretmenin resmini sınıfa koysan çok değişir. Onun için buradaki öğretmenin rolünün canlı yayında biraz azaldığını düşünüyorum. Ve ben uzaktan eğitimde biraz azaldığını düşünüyorum ve verimliliğin çok iyi olmadığını düşünüyorum. Umarım eski okul ortamlarımıza döneriz. Çünkü bizim okullarımızın şöyle bir fonksiyonu da var. Okullarımız sosyal beceri kazandırıyor. Yani biz sınıftaki duruşumuz belki bizim hayattaki duruşumuzu belirliyor. Sınıfta da bir amirimiz var, bir öğretmenimiz var, işte mesai arkadaşlarımız var, öğrenci arkadaşlarımız var. Bu bizim sosyal hayattaki, gelecekteki mesleki performansımızı, sosyal hayattaki performansı çok belirleyici, yordayıcı şeyler bunlar. Ama elimizden geldiğince çalıştık ve bilmiyorum ikinci atak, üçüncü atak olacak mı? Belki burayı biraz daha çalışmamız gerekecek. Kesinlikle. Tedbirli olmakta fayda var diye tahmin ediyorum ben de. Bu uzaktan eğitim konusunda çok soru var, çok soru yazıldı. Ben de mümkün olduğunca derlemeye çalıştım. Olumlu olumsuz birçok yönü olduğu aşikar. Bunların olumlu yönlerini var mıdır diye de şöyle bir sorumuz var. Ve nasıl bir uzaktan eğitim sistemi ya da yapısı dizayn edilmeli sizce? Eğitimi tamamen uzaktan hale getirmek mümkün mü? Biraz abartayım örneği. Mesela bir tıp fakültesinin uzaktan eğitimi olamaz. Yani sizin hastayı elemeniz lazım. Yani dokunmanız, muayene etmeniz lazım. Şimdi o da bir okul mu? Evet, tıp fakültesi de bir okul. Demek ki okulların tamamen uzaktan eğitimde bir karşılığı yok. Ama ne olabilir? Az önce kızımla ilgili verdiğim örnekten gidersem haftada 2 gün okula... Evet, belli günler işler evden halledilir. Birkaç gün belki gidilebilir. Ama şöyle bir şey var. Aslında okula gitmek bir anlamda gerçek hayatın, meslek hayatının bir provasıdır da. Yani okula gidecek olan çocuk sabah kalkar, ona göre bir üstünü başını toparlar, işte kahvaltısını yapar ve mesaiye gitmeye çalışır. Aslında okullar çalışma hayatının da bir küçük provasıdır. Şimdi eğer ileriki yıllarda, yani atıyorum bundan 30 sene sonra, 20 sene sonra
Evden çalışmaya geçiş olacaksa, birçok meslek bu şekilde, birçok hizmet bu şekilde üretilecekse, icra edilecekse, o zaman belki çok büyük sıkıntı olmaz. Ama yine de o örgün kısmının bir miktarda olsa mutlaka korunması lazım. Avantaja gelince ben çok samimi bir avantaj gördüm. Daha verimliyiz. Şimdi ben koronadan dolayı eve kapandığımda ilk birkaç gün şey diye düşündüm. Hani hayatımın en güzel tatili. Yani yapacak hiçbir şey yok. Bundan sonra mecbur hapissiniz. Ben bunun tadını çıkaracağım. Yani istediğim kadar uyuyacağım. İstediğim kadar günde 50 bölüm dizi seyredeceğim falan böyle. İstediğim kadar internet, kitap falan her şey. Ama şey bir saat yok. Ama birkaç gün sonra böyle olmadı. Adapte olduk bir şekilde ve çalışmaya başladım. Şunu gördüm. Yani yolda geçen zaman veya o çalışma saatinin esnekliği. Yani ben 24 saatin uykuyu düştükten sonra kalan bütün bölümlerinde çalışabiliyorum. Yani bu anlamda çok da verimli bir şeyi de var, tarafı da var. Herhalde bunu iyi organize etmek lazım. Ama örgün kısmı buradan çıkarmak mümkün değil. Az önceki bellek örneğinde de hani biraz daha teoriye getirelim, şimdi nörobilime çekelim işi. Görerek, yaşayarak, görsel uzamsal algılarımızla öğrenmek, sistematik öğrenmekten çok çok daha üstün ve verimlidir. Herhalde bir hibrit model olacak. Yani ikisinin iç içe geçtiği model en verimlisi olacak diye düşünüyorum. Benim fikrim böyle. Yakın zamanda deneyimlemeye başlayacağımızı da tahmin ediyoruz. Şu uzaktan eğitim sürecine de çok fazla bilgisayarlarla, telefonlarla, tabletlerle muhatap oluyoruz. Bu bizi nörolojik açıdan nasıl etkileyecektir veya tıbbi açıdan bir hekim olarak size bunu da danışmak istiyoruz. Bilgisayarlar, ekranlar bize nasıl etki ediyor? Olumlu, olumsuz yönde. Yılmaz Hocam şöyle bir şey var. Bir kere elektromanyetik radyasyon gerçeği hani çok benim uzmanlık alanım değil ama hani elektronik kısmı çok uzmanlık alanı değil ama tıbbi kısmında şunu söyleyebilirim. Bizim yakınımızda bir elektronik cihaz çalıştığı zaman, hani bunda bir takım dalga boyları falan devreye girdiği zaman bizim vestibüler sistemimizden, denge sistemimizden, işitme sistemimizden bir takım görsel, işitsel algılama sistemlerimize kadar veya beynimizdeki nöronların iletişimine kadar, çünkü onlar da bir elektrik aktiviteyle çalışırlar, birçok alanı etkileyebilir. Şimdi bunlarla ilgili çok kesin bilgimiz var mı? Yok. Şöyle hani örnek vereyim gene. Eskiler, yani yaşı benim kadar olanlar bilir. Bir DDT denilen tarım ilacı vardı bir dönem. Dünyanın her yerinde kullanılırdı ama bu yok olmazdı. Bir şekilde metabolitleri de ve sonra bunlar yasaklandı. Ama uzun yıllar kullandı çünkü haşeratlarla, o zararlılarla mücadele etmekte bu çok şey. Biz bazı şeylerin tıbbi etkilerini uzun soluklu incelemelerde görebiliyoruz. Yani bu uzun soluklu incelemeler en azından bir insan ömrü kadar olmalı. Yani bir 70 yıl, 80 yıl, 100 yıl, ondan sonra ayağımız yere basıyor. Şimdi bir insan ömrü kadar olmalı dediğimizde de aşağı yukarı 3 yetişkin hayat geçiriyoruz biz. Yani böyle bir 70-80 yıl dediğimizde işte 20-25 yaşında yetişkin, üretken hayata geldiğimizi düşünürsek işte 50-55 emeklilik yaşlarına kadar bu dilimler 30 yıllık, 25 yıllık dilimler. Yani bunların biraz tekrar edilmesi lazım. Ben illaki zararının olduğunu düşünüyorum ama tabii teknoloji geliştiği zaman cihazların yaydığı enerjinin de miktarı azalıyor. Yani daha kaliteli cihazlar üretiliyor. Bu da bir avantaj olabilir. Yani bunun mutlaka bir zararı olacaktır. Fakat şöyle bir şey var. Nöroplastisite diye de bizim bir özelliğimiz var. Yani bizim beynimiz her şeye adapte oluyor. Bir süre sonra muhtemelen şeye de adapte olacak. Cihazlarla beraber onun frekansı varsa benimki de böyle diyecek. Yani beyin de kendi biyoelektrik aktivitesini belki buna uyarlayacak. Şey yapıp görmek lazım, yani izleyip görmek lazım, çalışmaları takip etmek lazım. Dünyanın birçok yerinde bu alanda birçok çalışma yapılıyor. Yani buna tabii ki bu cihazları üreten teknolojik cihazları, bilgisayarları, cep telefonlarını, işte GSM altyapılarını üreten firmalar yaptığı gibi bağımsız sağlık kuruluşları da yapıyor. Evet. Bunlar harmanlanıyor bir şekilde. Ama ben çok çok ciddi bir zararı olmasa da sıfır zararı olacağını düşünmüyorum. Ama en büyük handikap şu: iletişim becerilerimiz biraz kısıtlanıyor. Yani sonuçta karşınızda iki boyutlu bir görüntü var. Hani şey vardır ya, klavye kahramanlığı. Evet. Yani bir şeyi böyle telefonda söylemek veya bir ekranın karşısında yapmak, yüz yüze yapmaktan çok farklıdır. Bu biraz insanı bireyselleşmeye yönlendiriyor.
O anlamda şey var. Tabii öğrencilerin de böyle olmaması lazım. Çünkü iletişim becerileri bence bir gencin, bir çocuğun veya bir insanın en önemli becerileri. Hayatta bizi mutlu eden ya da mutsuz eden belirleyici en önemli belirteçlerden bir tanesi ya da ölçülebilecek şeylerden. Onun için ben çok sıcak bakmıyorum ama dediğim gibi Sokrates de hayır demiş ama yazı hani hayır demek mümkün değil. Muhtemelen bu dijital dönüşüme de biz hep beraber alışacağız. Bu durumda soracağım bir sonraki soruya da cevap buluyorum aslında. Sanal gerçeklik gözlükleri ve arttırılmış gerçeklikle alakalı sayısız çalışmalar var. Bunların etkileri hakkında birkaç sorum olacaktı ancak sanırım bunlara da yavaş yavaş adapte olacağız diye söyleyebiliriz. Evet. Çünkü eğitimde de yavaş yavaş yer almaya başladı. Özellikle bahsettiğiniz az önceki örnekte bir uçağın motorunu belki deneyini yapamayız ancak videosunu izletebilirizden öteye belki ileride sanal gerçeklik veya arttırılmış gerçeklik gözlükleri kalem kağıdın yerini aldığında muhtemelen biz de adapte olacağız bu gözlüklere. Şimdi sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklikle ilgili hani benim özellikle ilgi duyduğum alanlar ya da şu ara çalışıyor olduğum alanlar. Ben öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği ile ilgili eğitim programları hazırladığımdan bahsetmiştim. Bizim böyle bir yazılımımız var, online bilgisayar uygulaması. Ama buna şu an Koç Üniversitesi ile ortak çalışıyoruz. Sanal gerçekliği eklemek istiyoruz. Yani artırılmış gerçekliği eklemek istiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bir gözlüğü takıyorsunuz ve bir macera ormanına gidiyorsunuz ama macera ormanında bütün roman kahramanları sırayla karşınıza geliyor ve onlarla sohbet ediyorsunuz. Veya atıyorum yani bir Kurtuluş Savaşı'nın içindesiniz. Yani Sakarya Muharebesi'ndesiniz veya atıyorum Amasya Genelgesi yayınlanırken siz de oradasınız. İlk ağızdan dinliyorsunuz. Bunlar inanılmaz olur yani muhteşem olur. Veya bir atomun içinde geziyorsunuz. Yani böyle bu çocuğa şimdi bu çekirdek, bu proton falan demek belki de protonun üstüne binip yörüngede veya hücrenin nükleosunda olacak. Bunlar hani yine beyin temelli öğrenmenin 12 maddesinden bir tanesine geleyim. Yaşayarak öğrenme, gözleyerek görsel uzamsal algıların devreye girdiği öğrenme muhteşem olur. Muhteşem olur. Zaten oyunlar var ama şimdi o oyunlara uygun yazılımları geliştirmek lazım. Çok süreceğini zannetmiyorum. Yani 10 sene bile olmaz diye düşünüyorum. Yani önümüzdeki birkaç senede çok yoğun devreye girecektir. Bir ivme kazandığını ben de takip ediyorum. Bu artık sizin ilginiz olduğunu biliyorum hocam. Elimizden geldiğince sizin bu konulara ilginiz olduğunu biliyorum. Hatta bir ilgi değil bayağı bir bu konuda çok çalışmalarınız olduğunu da biliyorum. Elimizden geldiğince öğrencilerimiz için faydalı olmaya çalışıyoruz biz de bu alanda. Umarız bu özellikle çok boyutlu ve uzamsal yapıda bizim de çalışmalarımız, katkılarımız olabilir. Bu konuya tekrar değinmek istiyorum ilerleyen dakikalarda. Ancak şimdi bir öğretmenimizin bir sorusu var, sesli bir sorusu var. Müsaadenizle onu iletmek istiyorum size. Sanırım Özge Hanım'ın sorusu. Herkese iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Olcay Bey'i tekrar sizler aramızda görmekten mutluluk duyduğumuzu da iletmek istiyorum. Peki. Benim size bu akşam sormak istediğim soru şu olacak. Halk arasında sağ beyin ve sol beyin öğrenmeyle ilgili bazı tanımlar kullanılıyor. Bunlar ne derecede doğru? Açıklarsanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Çok mersi. Şimdi hani biz programdan önce sizlerle ne konuşacağımızı kabaca konuştuk. Yani bana önceden soruları vermediniz. Sonuçta bir politikacı ve bir gazeteci sohbeti değildi bu. Ben hani bunu kurgulamadık ama bana 5 tane soru sorun desem bir tanesi bu olurdu. Çünkü bu çok hakkında yanlış konuşulan bir kavram. Sağ beyin, sol beyin. Bir kere sağ lob, sol lob diye bir şey var. Öyle bir şey yok. Beynimizde 8 tane lob var. 4'ü sağda, 4'ü solda. Yani böyle lob dediğiniz zaman hangi lob olmuyor? Sağ beyin, sol beyin doğrusu. Şimdi çok temel iki özellikten bahsedeceğim. Sağ beyin bizim doğuştan spontan dünyaya adaptasyon sürecimizde çok aktif bir rol alır. Yani görsel, işitsel ve diğer bütün uyaranların işlemlendiği alandır. Duyuların beyin kabuğu olarak, kortikal olarak yorumlandığı alandır. Hani onun için derler ya sağ beyin biraz daha sanatçı özellikleri. Tabii ki yani orada bir görsellik var. Sağ beyin bunu içeriyor sağ beyin işlevleri veya bir işitsellik var. Hani sanatçı, müzisyen falan. Sağ beyin biraz daha algılamayla ilgilidir.
Yani bizim gerçek hayatta birebir gördüğümüz şeylerle çok daha ilgilidir. Ne demek istiyorum? Yani mesela dil becerisi lisan işitilerek öğrenilir. Ve bir çocuk lisanı öğrenmek için ona lisan öğretmeniz gerekmez. Yani o toplumun içine bırakın, o kültürel gelişimi çocuk birkaç sene içinde öğrenecektir. Kimse ona gel şimdi sana bugün 7 tane kelime öğretelim, işte şimdi mutfağa gidelim, mutfaktakilere bakalım. Böyle bir şey yoktur. Konuşulurken öğrenir. Çünkü sağ beyindekiler, dediğim gibi, algılarımız, dış dünyayla bağlantılarımız çok canlıdır. Fakat sol beynin görevleri biraz daha yapılandırılmıştır. Orada biraz işin içine kurgular girmeye başlar. Yani sağ beyindeki o imgeler, o görüntüler sol beyinde simgeler halini almaya başlar. Yani benim çok tipik bir örneğim vardır. Bayılırım ona. Bana bir pencere tarif eder misiniz? Nasıl çizeyim derim. Elime kalemi alırım tahtada. Ve genellikle %80 şöyle cevap gelir. Bir dikdörtgen çizin, ondan sonra ortasına da bir artı koyun. Şimdi bu aslında bir sol beyin işlevidir. Çünkü siz sağ beyinle hayatınızda, gerçek hayattaki pencereleri görürsünüz ama hiçbir pencere o şekilde değildir. Yani bir dikdörtgenin ortasında bir artı. Ama bir pencere çizmeniz gerektiğinde, yani onu özetlemeniz gerektirdiğinde, yani size bir şeyler öğretilip bak artık bu bu şekilde en pratik ve en anlaşılır dediğinde perdeler, merdeler hepsi bir tarafa gider, bir dikdörtgenin ortasına bir artı yaparsınız. Yani sol beyinde bizim daha çok öğrendiğimiz, daha çok simgeler, simge deyince rakamlar, harfler işin içine girer. Matematiksel işlemler, mühendislik bilimleri, fen bilimleri, sol beyin biraz daha öyle çalışır. Ama şimdi çok önemli bir yerini aldım. Sağ beyin ve sol beyin ayrı ayrı çalışmaz. Beynin her tarafı aynı anda çalışır. Yani şimdi benim sağ beynim çok iyi, ben biraz sağ beyin, benim sol beynim. Tabii ki yetenekli olduğumuz alanlarda bir miktar ön plana çıkabiliriz. Ama yine beyin temelli öğrenmenin 12 maddesinden bir tanesi, beyin eş zamanlı olarak çalışır, bir bütün olarak çalışır. Yani bizim sağ beynimizde, sol beynimizde çok ciddi bağlantılar vardır arasında ve eş zamanlı olarak çalışırlar. Ama evet, sağ beyin biraz daha algılarımızla ilgili, sol beyin biraz daha simgeler ve işlemlerle ilgili. Çok popüler bir yanılsama olduğunu tahmin ediyorum ben de, evet, bu evet. Konunun. Tam da bununla alakalı bir başka bir soruya daha değinmek istiyorum. Bütün algılarımız, bütün dünyayı kavrayışımız, bütün beynimizdeki bütün bölümlerle, loblarla alakalı. Peki dikkat eksikliği nörolojik bir durum mudur? Yine beynimizdeki bir yapıyla mı alakalıdır? Yoksa farklı bir sebebi var mıdır? Dikkat eksikliği ve buna ek olarak başka bir öğretmenimizden de disleksiyle alakalı da yine nörolojik kökenli olup olmadığına ilişkin bir sorumuz var. Şimdi hani yine 10 tane soru sorulsun desem, bu da diğer sorulardan bir tanesiydi. Çünkü bu konuda bir şeyler söyleme konusunda kendini sorumlu hisseden insanlardan biriyim. Yani mesleki olarak böyle hissediyorum. Ne çünkü güzel. Bu konuda çok yanlış bilgilendirme var. Bu beni çok üzüyor, bazen de öfkelendiriyor hatta. Şimdi şöyle bir şey var. Bilim bir takım gerçekleri üretiyor, bir takım sonuçları üretiyor. Yani insanlar laboratuvarlarda veya kliniklerde veya sınıflarda, eğitim ortamlarında yıllarını harcayarak bir takım sonuçlar elde ediyorlar. Ve ondan sonra öbür taraftan bir takım alternatif düşünceler de hemen gelişebiliyor. Ama bilimsel olarak şöyle bir şey var. Nörogelişimsel problemler diye bir geniş spektrum var. Şimdi bu nörogelişimsel problemlerden neyi kastediyoruz? Nörolojik sistemin gelişiminin sekteye uğradığı veya problem yaşadığı bir takım süreçlerden bahsediyoruz. Şimdi burada tıbbi terimlerden kaçarken biraz zorlanıyorum. Yoksa hani böyle bir şeyi yumuşatmaya ya da sertleştirmeye çalıştığım yok. Yani böyle anlaşılabilir olmak için bu oluyor. Şimdi anne karnında yaklaşık 3. haftada, gebeliğin 3. haftasında nörolojik sistem gelişmeye başlıyor. Şimdi bu gelişim sürecinde herhangi bir sebeple gebelik olumsuz etkilendiğinde nöro gelişim birazcık olumsuz etkileniyor. Nöro gelişimde bir takım defekler oluyor. İşte bunun sonucunda ne ortaya çıkıyor? Bir tarafta hiç görmek istemediğimiz o mental retardasyon, zihinsel engel grubu, çok ağır benzer gene handikaplar ortaya çıkabiliyor. Evet, bu çocuklarımız bizim çocuklarımız ama onlarla çalışan öğretmenler, aileleri çok zorlanıyorlar. Onların topluma kazandırılması ve işlevselliği çok emek gerektiriyor. Onlar bizleri çok üzüyor bu anlamda. Duygusal olarak da çok üzüyor bizi. Ama diğer tarafta da şu var. Yine bir disleksi de dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu da nöro gelişimsel bozukluk. Yani bu spektrumun bu tarafında o verdiğim o zor örnekler olduğu gibi diğer tarafta bu hani çok normale yakın dediğimiz örnekler de aynı şemsiyenin altında. Dolayısıyla bunlar organik süreçler. Yani bunların nörolojik temelleri var.
nörogelişimsel temelleri var. Şimdi burada bir davranıştan bahsediyoruz biz. Davranış ne? İşte hiperaktivite veya dikkat eksikliği. Öbür tarafta ne var? Öğrenme güçlüğü. Şimdi bunları tabii ki düzeltmek için öncelikle bir takım düzeltici davranışlar yapabiliriz. Düzeltici eğitimler, düzeltici öğretiler verebiliriz. Onun için hani bunların nörogelişimsel bozukluklar temeli organiktir ama illa bunların tedavisi ilaçlı olacak diye bir şartımız yok. Bir takım eğitsel ve destekleyici yöntemlerimiz var. Bunları mutlaka kullanmamız lazım. Ama yine şimdi başa dönelim. Nörogelişimsel bir problemse aynı mantıkla bakarsak bunun için de ilaç da lazım. Yani bunun ayarını iyi yapmak lazım. Yani yine de diyorum ki burada bilime yakın olmak lazım. Hani böyle biraz internet ortamından, işte Google çıktılarından, sosyal medyadan değil, profesyonellerden yardım almamız lazım. Burada da yardım almamız gereken iki ana grup var. Çocuk psikiyatristleri ve eğitimciler. Yani okuldaki öğretmenimiz çocuğun sürekli gözlemini yapan, onu sürekli gören, hani iki ders üst üste bir şeyler ters gitse hemen uyanan, onun dış özelliklerini çok iyi takip eden öğretmenimiz, o taraf çok önemli. Bir de tabii buradan gelen verileri yorumlayıp hani bunu nasıl yönetebiliriz de yardımcı olacak bu işin dizaynını, yönetimini yapabilecek çocuk psikiyatristi. Evet, organik problemlerdir. Ondan sonra beyninde bir takım çok kritik olmayan problemler vardır. Bu nedenle eğitsel veya destekleyici iyileştirme uygulamaları olacağı gibi bazen tıbbi destek de almamız gerekebilir. İlaç konusundaki sorumun cevabını da almış oldum. Çünkü bu konuda da çok ciddi sorular geliyor. Özellikle ebeveynler işte ilaç kullanmanın çok korkunç, kötü bir şey olduğu kanısında olabiliyorlar. Siz çok daha fazla karşılaşıyorsunuzdur. Çok güzel, açıklayıcı bir durum oldu. Bu konuda şekillendirme, eğitim ortamının şekillendirilmesiyle alakalı da bir soru sorulmuştu. Örneğin disleksi veya öğrenme güçlüğü veya hiperaktivite durumları yaşayan bir öğrencinin öğrenme ortamının oluşturulmasıyla alakalı ne tür önerileriniz ya da tedbirleriniz olabilir? Bu da PDR bölümünden gelen sorularımızdan biri. Bu çok güzel bir soru. Şimdi ben her zaman söylüyorum, ben bir akademisyen değilim. Ben daha çok bir araştırmacıyım, bir uygulayıcıyım. Kendime göre eksik bulduğum yerlerde bir takım derlemeler, araştırmalar yapıp onları toparlayarak kullanıcılara sunuyordum. Ama yurdumuzda, ülkemizde çok kıymetli akademisyenler var. Şimdi bir tanesinin hem kulaklarını çınlatayım hem de çok hoşuma giden bir cümlesini burada paylaşayım. Sayın Yankı Hoca'nın, Yankı Yazgın Hoca'nın bizim geçenki Disleksi Kongresi'nde bir şeyi vardı, sunumunda bir cümle geçmişti. Çok hoşuma gitti, hemen altını çizdim, not aldım. Öğrenme güçlüğü mü, öğretme güçlüğü mü demişti. Şimdi bu çocuklar absolut öğrenmiyor değiller. Yani diğerlerinden farklı öğreniyorlar. Yani o zaman aslında bunlar öğrenebiliyorlar. Evet, çocuk gözüyle bakarsan öğrenme güçlüğü ama eğitimci gözüyle de bakarsan öğretme güçlüğü. Yani biraz böyle bakmak lazım. Yani evet, o öğrenemiyor ama öbür taraftan bizler de öğretemiyoruz. Yani bakarsak. Neden? Çünkü onun öğrenme özellikleri farklı. Onun öğrenme ihtiyaçları farklı. Dolayısıyla eğitim ortamının uygun yapılandırılması onların öğrenme performanslarını çok değiştiriyor. Ben çok hikayeler biliyorum. Yani evet, bizim böyle olduğumuz ortaya kondu. Ondan sonra bir bireysel eğitim planı alındı veya işte destekleyici uygulamalar oldu, eğitimler oldu ve çocuğumuz inanılmaz değişti. Biz çocuğumuzu tanıyamıyoruz. Çok iyi oldu, çok başarılı oldu gibi çok hikayeler var. Ama bu tamamen şey, onların öğrenme yöntemleri biraz diğerlerinden farklı olabilir. Yani şunu her zaman görürüz. Mesela çok tipik bir örnek olduğu için vereceğim. Eğitim hayatımız boyunca o bayrak törenlerinde veya erkeklerde askerlik için söyleyeyim. Yanımızda, önümüzde, arkamızda İstiklal Marşı'nı böyle korkma sönmez bu şafaklarda diye hani hiç melodisi veya makamına uygun söylemeyen birileri mutlaka görmüşüzdür. Ama bu onların global olarak bu iş, yani öğrenme konusunda, müzik konusunda çok yeteneksiz oldukları anlamına gelmez. Onlarda da düzenli çalışılırsa, bir takım işte metronomik uygulamalar yapılırsa, tekrar yapılırsa, onlar da çok güzel İstiklal Marşı'nı söyleyebilirler. Tabii ki profesyonel bir ses sanatçısı gibi veya şan sanatçısı gibi onlardan müzikle ilgili performans bekleyemeyiz ama optimum olması gerekeni yerine getirebilirler.
Onun için öğrenme ortamı çok çok önemli. Yine hani Yang Hoca'nın kullandığı şey, öğrenme güçlüğü evet ama biraz öğretme güçlüğü de var. Onun için o öğretmeyi kolaylaştırabilirsek performans çok artıyor. Çok güzel açıklamış Yankı hocamıza da sevgi ve saygılarımızı iletelim. Programın sonlarına doğru özellikle 8. sınıflar için ve özellikle çok çok test çözen öğrencilerimiz için bir soru sormak istiyorum. Bu benim aslında birazcık cevap verdiğim sorulardan bir tanesi ama bunu çok basit ve sade olarak sormak istiyorum. Beynimiz yorulur mu? Beynimiz yorulur. Şimdi ben geçen yıl LGS'ye ben yorulmaz diyordum genelde. Ondan sonra ve benim bireysel olarak kendi yaşam serüvenimde en başarılı olduğum sınav da LGS'ydi. Bizim zamanımızda fen lise sınavlarıydı, asker lise sınavlarıydı. Benim çok ilgimi çeker, çok keyif aldığım bir alan. Şimdi yine çok sevdiğim bir laf var. Yıllarca dilimin ucundaydı ama bunu da basketbol severler bilir. Oktay Mahmudi vardır. Çok önemli bir basketbol koçu. O bir gün şöyle dedi, hayat fena halde basketbola benzer diye. Şimdi ben LGS'ye girecek çocuklara LGS fena halde basketbola benzer diyorum. Şimdi bir basketbol maçında şunu hepsi görmüşlerdir çok ilgili olsalar. Bir takım 20 sayı geriye geçer ama bakarsınız maçı kazanan o takımdır. Veya çok böyle inanılmaz bir birinci periyot oynarsınız. Basketbol maçları bu arada 4 periyottur. Bu bilgiyi baştan vereyim bu hikayenin kolay anlaşılması için. 4 periyodun sonunda kazanan takım, en çok sayı atan takım maçı kazanır. Şimdi ben kızıma tahtaya sol tarafına sanırım Ağustos yazmıştım. En sağ tarafa da Haziran yazdım. Bak dedim bu maç Ağustos'ta başlayacak, Haziran'da bitecek. Ve bu maç dedim 4 periyottan oynanıyor. Birinci periyot işte böyle Kasım Aralık gibi bitecek. İkinci periyot biraz böyle Mart gibi falan işte Şubat Mart gibi. Üçüncü periyot Mayıs falan gibi olacak, Nisan sonları. Ve dedim son periyoda Nisan sonunda başlayacaksın. Önemli olan son periyotta iddianın olması dedi. Yani son periyoda önde girmen gerekmiyor. Yani o LGS'ye girecek arkadaşların tam zamanı şimdi. Yani şu anda bir şey olması gerekmiyor ama maçın sonunu iyi oynamak lazım şimdi de. Yapılabilecek çok şey var. Onun için olumsuz şeyleri bir tarafa atsınlar. Yani olumsuz şeyleri bir tarafa atsınlar ve neler yapabileceklerini, olumsuz şeyler için yapabilecekleri şeyleri düzeltmeye çalışsınlar. Ve maksimum performansı ve şunu hiç düşünmesinler sınavda. Sınavı da bir basketbol maçına benzetsinler. Oradaki her soru ellerine geçen bir top. Yani her soruyu basket olarak atmaya çalışsınlar. Top rakibin eline geçince basketi yememeye çalışsınlar. Yani top top düşünsünler, soru soru düşünsünler. Yani eğer böyle işte ben bu LGS'ye girersem şurayı kazanır, bu artık bunu düşünmenin zamanı geçti. Sadece şunu, otursunlar o masaya ve eminim çok çalıştılar. Herkes birçok soruyu yapacak. Burada biraz sakin kalmayı başarabilirsek en çok sayıda soruyu yapacağız. Yapabileceğimizin en çoğunu yapacağız. Yani niye iki tane daha fazla yapmayalım? Onun için yapamadığın sorunun arkasından, kaçan basketin arkasından üzülme, yeni topu atmaya çalış. Evet yorulmuşlardır belki ama yine de yapılabilecek şeyler var. Ve global düşünmesin. Yani bu sınavın sonu dünyanın sonu değil. Yani bu sınavdan sonra dünyaları değişmeyecek. Hayat devam ediyor. Yani son maçın sonunu iyi oynayabilirler. Maçın sonunu iyi oynamak da çok maç kazandırmıştır, çok kupa kazandırmıştır. Sakin kalsınlar, soru soru düşünsünler. Bir soru daha, bir soru daha, bir soru daha. Ve yine şunu söyleyeceğim, şu son günlerde kendilerini global olarak yargılamasınlar. Ne demek istiyorum? Bu sınav olmayacak, ben zaten çalışamadım. Hayır, bugünden itibaren bile öğrenebilecekleri belki 6 tane yeni konu var. Veya üstünden geçebilecekleri belki 9 tane değişik konu var. Bunun üstünden geçsinler. Belki sorular sadece birçok soru belki 9'undan da o konuların soru gelecek ama bilemedikleri yerlerden de gelmeyecek belki. Onun için çok fazla böyle global düşünmesinler. Çok böyle bu dünyanın şeyi değil, bir dünya savaşı yapmayacaklar burada. Top top düşünsünler, soru soru düşünsünler ve her günün kıymetini, hakkını vererek şu son günlerini iyi değerlendirsinler. Motivasyonun önemini de güzelce tarif etmiş oldunuz Olcay Bey. Değerli izleyenlerimiz çok kısa bir aramız var. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz.
Değerli izleyicilerimiz, İstek Kuşadası TV'de Olcay Karaca ile gerçekleştirdiğimiz sohbetimize devam ediyoruz. Kendisi bir tıp doktorudur. Özellikle nöroloji alanında muazzam işler yapıyor ve 6 yıldır da eğitim konusunda, özellikle beyin temelli öğrenme konusunda eğitim camiasına yön göstermekte, ciddi şekilde katkılar sağlamakta. Son olarak da basketbol benzetmesini çok beğendim ben şahsen. Bunu öğrencilerime ben de mutlaka aktaracağım. Beynimiz yorulmuyor diye, ben hep beynimiz yorulur diye, yorulmaz diye söylüyordum öğrencilerime. İşte bir TÜBİTAK makalesinden bahsetmiştim. İşte beynimiz hiç yorulmuyor diye. Sürekli çalışır, sürekli devam eder. Ancak zaman zaman beynimiz yorulabilir veya başka bir şeyler gerçekleşiyor ve biz bir şeyleri duymak, öğrenmek veya kaydetmek istemiyor olabilir miyiz acaba? Yani Yılmaz Hocam, ilkin cümleniz de çok doğru. Beyniniz yorulmaz aslında. Hani bunu biraz daha şey yaparsak, bir organ olarak yorulmaz. Ama burada yorgunluktan kastımız demotivasyondan evet, bahsedebiliriz. O da duygularla ilgili. Yani bazen kendimizi bunalmış hissedebiliriz. Veya bazen kendimizi çok enerjisiz hissedebiliriz. Moralimiz çok bozulabilir. Çok depresif duygular zihnimizin içinde dolaşabilir. Ama şimdi bizim böyle eskilerin laflarını kurcaladıkça çok güzel, yani çıkmayan candan ümit kesilmez diye bir laf var. Şimdi hani hep demiştik ya, maçın sonunu iyi oynamak. Hayatın her evresinde yapılabilecek bir şey var. Onun için yani sınav periyodu, evet, bir son bir hafta kaldı, orada da yapılabilecek bir şey var. Burada bu yorgunluk gibi algıladığımız bizim o demotivasyon sürecini veya bunalmışlık sürecini duygularımızı iyi yöneterek ortadan kaldırabiliriz. Kendimizi yeniden şarj edebiliriz yani. Dediğim gibi hayatın her aşamasında, bir sınava çalışılırken her aşamada, bir maçın her topunda mutlaka değiştirebileceğimiz çok şeyler var. Ben hani buradaki sınava girecek genç arkadaşlara şunu söyleyeyim. Yani 45 yaşından sonra eğitim alanında bir şeyler yapmaya karar verdim ve bakın hani bu artık şey, hani emekliliğinize bir 10 sene 15 sene kalmış, hani meslek hayatımızın böyle belli bir yerindesiniz ve diyorsunuz ki hayır, ben bunu yapacağım. Yani ölmeden önce son gün bile yapılabilecek bir şeyler var. Onun için hayatın her aşamasında bir şeyler yapabiliriz, yeterli kadar kendimizi motive edebilirsek. Onu söylüyorum, bu sınav için sınavın sonuçlarını düşünmesinler. Sınavdan sonra ne olacağını veya sınavın ne kadar, hayatında bir sürü sınav olacak. Yani o kadar çok sınav var ki, hani bu sınav biter öbürü gelir. Önemli olan oyunda kalmak. Yani önemli olan enerjiyi kaybetmemek. Önemli olan motivasyonu hep enerjiyi yukarıda tutabilmek. Evet, beynimiz yorulmaz gerçekten. Bilimsel olarak söylediğinize çok katılıyorum. İkinci cümleniz de öyle. Peki yoruluyor muyuz gerçekten? Evet, duygularımız öyle yapıyor bizi. Yani o enerji, o şevk. Onun için yani yarın sabah kalktıklarında şöyle bir derin nefes alsınlar falan. Dur bakalım, hani benim şu son 3-5 günde öğrenebileceğim, belki o her gün bundan sonra öğrenecekleri her bir şey, atıyorum 120 sorunun belki 9 tanesi bu son 9 günden gelecek veya son 19 günden gelecek. Onun için her gün çok kıymetli. Yani her güne kıymet versinler, çok da büyük bir anlam yüklemesinler. Ancak şimdi öğrencilerimin sesini duyar gibi oldum. Öğretmenim, evin içerisindeyiz. Siz güzel söylüyorsunuz. Öğretmenim işte iyi olun, moralinizi iyi tutun. Ama sabah kalkıyorum, evin içerisindeyim. Akşam yatıyorum, evin içerisindeyim. Serzenişler size de geliyordur, benzer serzenişler. Bu durumda insanın moralini yükseltebilmesi veya gözünü kulağını açabilmesi için bayağı böyle küçük numaralarınız, önerileriniz olabilir mi? Çünkü dikkat süresi veya algıların açık olma yüzdesi düşüyordur diye tahmin ediyorum bu evde kalma süreçlerinde. Okul zamanı olduğunda hep şey derdik, bir dışarı çıkalım, hava alalım. Buna bir alternatif sunabilir misiniz acaba? Şimdi şöyle, önce işi hani hep gene motivasyon tarafına çekmek lazım. Şunu yapabilirler, parça parça düşünsünler. Yani vaka vaka düşünsünler, konu konu düşünsünler. Şimdi ne yapabilirim? Yani önümdeki 2 saatte ne yapabilirim? Bugün öğleye kadar ne yapabilirim? Yani böyle global düşünmesinler, o olayı parçalara ayırsınlar. Bu çok işlerine yarar. Şimdi Virginia Woolf vardı, çok iyi bir yazar, onun bir kitabı vardı. Kitabın adı şöyle, Aklımızın Ambargoları diye. Şimdi ben bu kitabı bugün de okumadım.
Yani hep de bu kitaptan bahsederim ama bu kitap hakkındaki tahminlerimden bahsederim. Bir gün inşallah okuyacağım. Çok kitap okudum bu ara ama bu böyle denk gelmedi. Ya da okumamanın ve böyle anlatmanın belki bir esprisi var, ondan okumamaya devam ediyorum. Şimdi ben onu şunu anlıyorum, o kitabın adından şunu anlıyorum. Kendi kendimize koyduğumuz kısıtlamalar ve engeller. Şimdi tabii kitabın içi hiç böyle olmayabilir ama adından devam ediyorum şimdi. Ben tıp fakültesindeyken şunu söylerdim. Yaz döneminde böyle Temmuz'da falan finallerimiz olurdu. Derdim ki hani şu Haziran'da herkes denize gidiyor, bir şey yapıyor ve ben kendimi bu evin içinde tutmak zorundayım. Neden? Çünkü ders çalışması. Şimdi onların öyle bir zorunluluğu yok, zaten evin dışına çıkamıyorlar. Yani bu bir yerde belki yani yapacak bir şey yok. Hani bir şekilde çıkamayacaksın zaten. Kaçırılmış bir şey yok ve dışarıda bir hayat yok. Şöyle düşünsünler yani bu işi hani son anda bırakan, vazgeçen arkadaşlar çok var veya bir üst sınıfta, bir alt sınıfta öğrenciler çok var. Onlar dışarıda gezip oynarken evde kalmak daha zordu. Yani şimdi herkes evde ve dışarıya baktığınızda sizi imrendirecek bir şey de yok. Yani şimdi ah bu sınav olmasaydı ne yapardım? Hiçbir şey yapamazdın, gene evdeydin. Yani işin biraz bu tarafından baksınlar ve sonra konu konu düşünsünler. Yani ben şimdi önümdeki bir saatte ne yapabilirim? Önümdeki iki saatte ne yapabilirim? Yani evet tabii ki genel bir planları olsun ama evet şimdi şunu halledeyim, süper, ve arkadan kendilerini ödüllendirsinler. Ama sağlıklarına dikkat ederek. Yani bir arada bir dondurma yesinler. Atıyorum ne bileyim, keyifli bir çayları varsa, bir kola seviyorlarsa hani şunu yapacağım arkadan, bu olacak. Veya ölçülü olmak kaydıyla ya işte birkaç saat çalışırsam belki şurada bir şu dizinin bir bölümünü seyredebilirim. Ama ölçü çok çok önemli. Yani o kendini denetleme çok çok önemli. Burada çok kısa bir şey söyleyeceğim kendini denetleme ile ilgili. Çok klasik bir test var. Bunu arkadaşlarım, öğrenci sınava gidecek arkadaşlarım kafalarını bir tarafına atsınlar, ömür boyu kalsın. Marshmallow testi. Yani bununla ilgili bir kitap da çıktı. Şimdi çocukların önüne bir marshmallow koyuyorlar ve diyorlar ki bunu şimdi yiyebilirsin, bu senin. Ama bir süre koyuyorlar. Bir saat sonra geldiğimizde bunu hala yememişsen sana bir tane daha vereceğiz. Şimdi yapılan araştırmada şöyle bir şey var. İkinciyi bekleyenler ileriki hayatlarında çok başarılı. Yani o, bu benim zaten yiyeyim sonrasında bakarız diyenlerin biraz performansları daha düşük. Yani burada bizim o içten gelen dürtüleri kontrol edebilmemiz ve kendimizi yönetebilmemiz çok çok önemli. Kendilerini yönetebilirler. Bugüne kadar yaptıklarını hiç düşünmesinler. Evet, balkona çıksınlar, bir derin nefes alsınlar. Ne bileyim, iki şınav çeksinler. Atıyorum hani bir kız öğrenciler belki şöyle bir saçlarına fön çeksinler, bir baksınlar kendilerine veya işte ne bileyim bir step hareketi yapsınlar balkonda. Yani böyle küçük teneffüsler koyabilirler. Şimdi burada dışarıdan bir insanın onlar hakkında reçete yazması ne kadar anlamlı olabilir? Herkes kendini şımartabileceği o beyin hedonisttir var ya, o kendi beyninin hedoniyi nerede bulacağını bilir. Onu çalışma temposunu bozmayacak şekilde küçük küçük ödüllerle devreye soksunlar. Ve dediğim gibi hep parça parça düşünsünler. Yani ben şimdi bu 10 günde ne yapacağım? Değil yani, o 10 gün çok uzun bir süre. Sen önündeki 1 saatte ne yapacağını düşün, sonra 1 saat daha düşün. Gün gün, saat saat. Parçalayarak, planlar yaparak, küçük lokmalar aynen, halinde aynen, yutarak. Bunların her biri birer kilometre taşı oldu aslında sevgili öğrencilerimiz, izleyicilerimiz için. Planladığımız zamanın da yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz Olcay Bey. Son olarak eklemek istediğiniz, özellikle evde kaldığımız şu süreçlerde bir doktor olarak, bir eğitime gönül vermiş bir araştırmacı olarak böyle kulaklarına küpe olacak, bunlara dikkat edin diyebileceğiniz böyle program sonu kulağınıza küpe olsun sözleriniz var mı acaba? Yani gene hani kulağını çınlatalım, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Kesinlikle. Sağlıklarına dikkat etsinler. Yani sağlıklarına dikkat etsinler. Onların bir mutsuz geçen günü bile birçok şeye bedel. Yani biz onların hiçbir şekilde mutsuz olmalarını istemeyiz. Kendine iyi baksınlar. Onlar çok kıymetli. Yani onlar bizim toplumumuzun biricikleri. Yani onların başka şey yok. Ben artık onlar gibi olamam. Artık ben 50 yaşından sonra neler yapabilirim ki? Ama şimdi bir 17 yaşının, bir 15 yaşının, 14 yaşının coşkusu var. İçlerindeki bu coşkuyu dindirmesinler. Yani onlar sesleri benden çok daha güzel algılayabiliyorlar. Hayatın renklerini çok daha güzel görebiliyorlar. Bunları görmeye devam etsinler, dinlesinler, sesleri dinlesinler. İçlerindeki coşkuyu yaşasınlar.
Ama dediğim gibi biraz kendilerini iyi yönetsinler şu son 10 gün, 15 gün. Son artık sınav tarihi çok oynadığı için o zamanı böyle çok kesin ben de şey yapamıyorum ama son günlerde diyelim. Kendilerini iyi yönetsinler. Kendilerini yormasınlar. Onlar bizim için çok kıymetli. Sağlıklarına çok dikkat etsinler ve hiç şey yapmasınlar. Önemli olan oyunda kalmak. Yani hayat böyle. Çok düşeriz, çok kalkarız. Ama önemli olan hep böyle düştükten sonra kalkmayı becerebilmek. Oyunda kalsınlar. Bugün olmadı, yarın bir daha denesinler. Öbür gün olmadı, son güne kadar. Sınavda da öyle. Bu soruyu yapamadım, öbürünü de yapamadım. Olsun, belki son 20 soru çok kolay olacak. Belki son 15 soru çok kolay olacak. Yani son topa kadar, son soruya kadar, son güne kadar oyunda kalsınlar ve zinde kalsınlar. Kendine iyi baksınlar. Çok çok teşekkür ediyoruz Olcay Bey. Çok güzel özetlediniz. Çok özür diliyorum. Bu arada bir teşekkür mesajımız var. Sayın Ülkü Dernek'ten, okul müdürümüzden size teşekkürlerini, minnetlerini iletiyor. İstek ailesi olarak ben de teşekkürlerimizi ve katılımlarınız için tekrar minnetimizi sunuyoruz. Ve tekrar sizi okulumuzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız. Geldiğinizde çok büyük keyif almıştık yaptığınız beyin temelli öğrenme seminerinden. Çok da güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Ayrıca şahsım olarak da teşekkür ediyorum Olcay Bey. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Beni davet ettiğiniz için çok gururlandım. Çok mutlu oldum. Aynı zamanda Ülkü Hocam da zamanını ayırıp önem verip dinlediği için ayrıca çok çok mutlu oldum. Kendilerine saygılarımı iletiyorum. Umarım velilerimize, çocuklarımıza, öğretmenlerimize işlerine yarayacak en azından birkaç cümlemiz geçmiştir. Çok mutlu olurum. Hepsine başarılar diliyorum. İstek ailesine de başarılar diliyorum. İnşallah sağlıklı, istediğimiz gibi gönlümüzce çalışabildiğimiz günlerde tekrar bir araya gelelim. Biz de aynı dilekleri, aynı temennileri paylaşıyoruz Olcay Bey. Değerli izleyicilerimiz, yaklaşık bir saat boyunca Sayın Olcay Karaca ile eğitim ve özellikle eğitimin, öğrenmenin nörobiyolojik ve bilimsel temelleri üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Çok da verimli olduğunu düşünüyoruz tekrar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.